Almanya'dan herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Almanya bu hafta gerçekten çok sıcaktı. Önümüzdeki hafta biraz daha yağışlar geliyor, serinleyecek. Bu videoda size Türkiye'den Almanya'ya bugün itibariyle gelen birinin Almanya'da karşılaşabileceği, alışmakta zorlanabileceği bazı konulara değinmek istiyorum. İlkiyle başlayalım. İklim hava durumu konusu. Almanya'da sıcaklıklar Türkiye ortalamasına göre daha düşük. Havalar burada daha soğuk. Almanya'da güneşli gün sayısı daha az, yağmurlu gün sayısı daha fazla. Almanya'da karasal iklim var. Almanya'nın kuzeyi ve batısı denizellikten dolayı daha ılımanken iç kesimler güney ve doğusu daha karasal özellikte. Bu da gün içerisinde sıcaklıkların 25-30 dereceden bir anda gece 10 dereceye düşmesine sebebiyet veriyor. Aynı şekilde bir ay içerisinde de bu değişiklik gözlenebiliyor. Örneğin Göttingen'de bu yıl rekor bir sıcaklık farkı ölçüldü. 7 gün içerisinde 42 derecelik sıcaklık farkı oluştu. Almanya'ya geldiğinizde biraz daha üşüyeceksiniz. Ayrıca elbiselerinizi sık sık kilere indirip indirip çıkaracaksınız. Çünkü burada havalar mevsiminde değil. Almanya'da hastane ilaç konusu. Hastaneler Almanya'da Türkiye'deki kadar ulaşılabilir ve fonksiyonel değil. Bu konuda Türkiye'deki alışkanlıklarınızı tamamen unutmalısınız. Burada rahatsız olduğunuzda aile doktorunuzu arıyorsunuz. Boş randevusu var, size randevu veriyor. Sonra gidiyorsunuz. Çok acil bir durumunuz varsa zaten ambulans arıyorsunuz. Ambulansla giriş yaptığınızda farklı bir muamele oluyor. Normal kendiniz acile girdiğinizde farklı bir muamele oluyor. Her şey ambulanssız gelmediğin zaman öyle bekliyormuşum. Ambulansla girersen acil oluyormuş. Acilde de yine iki bölüm var. Bu da yaralılara müdahale edilen gerçek acil kısmı. Bir de normal Türkiye'de randevulu hastaların gidip tedavisini beklediği gibi beklediği bir kısım var. Orada da mesela bizim 9 saat beklemişliğimiz var. Yine hiçbir işlem yapılmadan dönmüştük. İlaç konusunda da şöyle bir gariplik var burada. Doktor size ilaç yazıyor. Eczaneye gidiyorsunuz fakat eczane diyor ki bu ilaç şu an bizde yok. Akşam 6'da gelin. Yani sipariş veriyorsunuz çoğunlukla ilaçları. Ellerinde ilaç olmuyor. Hani Türkiye'deki gibi bütün ilaçların olduğu bir sistem yok. Üçüncü konu sessizlik konusu. Almanya'da sessizlik saatleri var. Akşam 10'dan sabah 6'ya kadar sessizlik saati. Yani bu saatler arasında herhangi bir tamir, tadilat ya da makine gibi çalıştırma işine girişemiyorsunuz. Çocuklu aileyseniz gerçekten zor oluyor. Göçmenlerin bir arada bulunduğu apartmanlarda sorun olmuyor. Belki herkes birbirini idare ediyor ama bizim gibi tamamen Almanların bulunduğu bir apartmanda ve çocuklu bir aileyseniz sorun yaşayabiliyorsunuz. Mesela yan komşum bana akşam ondan sonra mutfağı kullanmamamı, çünkü yatak odasının mutfakla bir olduğunu söylüyor. Düşünsenize, akşam ondan sonra mutfağı kullanmayacaksınız. Böyle bir ikaz geliyor size. Market açılış kapanış saatleri. Marketler sabah 7'de açılıyor. Bu çok güzel. Fakat akşam 8'de kapanıyor. Yani akşam 8'den sonra alışveriş yapabileceğiniz hiçbir yer yok. Belki benzin istasyonlarından tek tük bir şeyler bulabilirsiniz ama onun dışında akşam 8'den sonra hiçbir şey bulamıyorsunuz. Aynı şekilde pazar günleri de tamamen kapalı her yer. Açık bir yer yok. Kurallar ve uyarma. Bunda da kurallar, yazılı olan kurallar. Bir de yazılı olmayan kurallar. Bir de bunun sonucunda uyarma. Şöyle diyeyim size. Askere gidenler bilirler. Askerde işte elimi prize sokmayacağıma gibi gibi bir gerçekten bir kağıda imza atıyorsunuz. Ya bunları yapmayacağınıza dair. Almanya'da da böyle sağda solda garip garip işaretler. Bir Alman arkadaşımın geçen hafta söylediği gibi Almanya büyük bir anaokulu gibi. Yani herkese uyaran levhalar, işaretler, tabelalar var böyle. Hatta eğitim için gittiğim bir yerde tuvalette tarif ediliyor. Yani yetişkin insanlara bile bunlar yapılabiliyor. Yazılı olmayan kurallar da insanların sokaklarda sizi uyarmaları. Çok fazla yaşlı, yani yaşlı kesim çok fazla var burada ve sürekli uyarılabiliyorsunuz. Şuradan geçmeyin, şunu yapmayın, bisiklet yoluna indiniz ve direkt uyarılırsınız. Uyarma konusunda hiç taviz yok. Mesela enteresan bir şey söyleyeyim size. İşe gidiyorsunuz ya da bir okula gidiyorsunuz ve hastalandınız, sınıfta hapşırdınız. Bu büyük bir problem. Sizi yine uyarırlar. Neden? Çünkü siz hastasınız ve okula gelmiş. Hani ben fedakarlık yaptım. Hasta olmama rağmen okula geldim ya da işime gittim. Olmuyor. Çünkü oradaki insanları siz hasta edeceksiniz. Bu sebepten hasta olduğunuzda kesinlikle ne okula ne işe gitmemelisiniz.
Dil milliyetçiliği konusu. Almanya'ya geldiyseniz kesinlikle dili öğrenmeniz gerekiyor. Herhangi bir iş başvurusuna bulunacaksanız, eğer kalifiye bir işse bu, kesinlikle dili öğrenmeniz gerekiyor. Fakat dil milliyetçiliği de yapılıyor. Yani bunu iş konusunda hissediyorsunuz. Herhangi bir işe girdiğinizde, örneğin arkadaşım bir Amerikan şirketine Almanya'da başvuruyor ve burada normalde kullanılacak dili soruyor. C1 seviyesinde İngilizce isteniyor. Ama onun dışında da C1 seviyesinde yine Almanca isteniyor. Sebebi kural böyle. Kullanacak mıyım diyor içeride Almancayı. Hayır. Fakat uygulama bu şekilde. Yani eğer orada çalışmak istiyorsanız, İngilizce konuşulabilecek bir yerde çalışmak istiyorsanız, Almancanızı da C1 seviyesinde yapmanız gerekiyor. Öyle istiyorlar. Yani yabancı şubede bile burada normalde İngilizce konuşması gerekirken ekstradan, orada birçok gelen insana Almanca şartı koşuyor. Ya tercüman getir diyor yanında, ya da senin Almanca bilmen lazım diyor. Kendisi İngilizce konuşmuyor oradaki görevli. Disiplin, düzen, dakiklik konusu, bu tipik Alman özellikleri diyelim. Bu da süre konusunda biraz hissettiriyor kendisini. Burada mesela normalde Türkiye'de işte çeyrek, buçuklu saatler varken, otobüste herhangi bir trende kalkış saatleri, burada dakikayla veriliyor. İşte 8.13, 6.15 gibi. Bu arada Almanya'da saatler 24'lük saat dilimine göre. Akşam 6 demiyorlardı, akşam 18'de deniyor. O da ek bir bilgi olsun. Onun dışında yine randevularınıza gideceğiniz zaman, bu arada burayı dağıtmışlar hep. Randevularınızdan 5 dakika önce orada bulunmanız gerekiyor. Yani 20 dakika, yarım saat önce gideyim, hem orada beklerim diye düşünmeyin. Orada uyarılabiliyorsunuz yine neden erken geldiniz diye. Randevunuza geç kalmayın, randevunuzdan 5 dakika önce orada olun. Ya aynı şekilde burada düzen konusunda sıraya girdiğinizde postanede ya da bankada göreceksiniz ki yaşlı insanlar da sıraya giriyor ve kimse yaşlı insanlara sıra vermiyor. Çünkü çoğunluk yaşlı insanlardan oluşuyor. Fakat hadi gel önüme geç, işte buyurun siz daha önce işlem yapın gibi bir teklif eden de yaşlılara olmadığını göreceksiniz. Şunu deneyin geldiğinizde, kırmızı ışıklarda yeşil ışık yandıktan sonra bir saniye bekleyin. Arkadan direkt korna çalacaklardır size. Böyle bir sistem de var burada. Posta Almanya'ya geldiğinizde, yani hayatınızda çok olmayan bir şey olacak. O da her yere posta göndermeyi, mektup göndermeyi öğreneceksiniz. Kurumlara, özellikle kurumlarla yazışırken o size mektup gönderecek, siz ona mektup göndereceksiniz. Yani mail imkanı da var fakat burada posta kullanılıyor. Bunda tahminim o ki biraz daha garantici düşünüyorlar ve evrakları ıslak imzalı olarak saklayarak böyle bir garanti altına almış oluyor kurumlar kendilerini. Almanya'da hayırdır. Birisinden hayır cevabı almışsanız bir kurumdan, daha fazla üstelemenize gerek yok. Onu değiştiremiyorsunuz kolay kolay. Hani bunun olur yok mu? Yok. İlişkiler konusu, burada komşuluk ve sokaktaki insanla olan ilişkileri izah edeyim biraz. Genelde buraya gelen göçmenler çocuklu aile olduğu için de kültürel farklılık olduğu için sorun yaşıyorlar. Tespitim o yönde. Alman ailelerinde ya çocuk yok, ya yaşlı bir çift, ya da tek biri kalıyor, yaşlı bir teyze ya da amca köpeğiyle birlikte. Genelde aile modeli bu şekilde. Ama gelen yabancılar da ya da göçmenler de ise genelde çocuklu oluyorlar. Çok çocuklu oluyorlar ve bir hareket oluyor. Almanların yatış kalkış saatleri var. Her şey belli. Bizde bu kadar net, kesin değil. Daha esnek olduğu için genelde sıkıntı yaşanabiliyor. Sokakta da ya da markette, hani şunu beklemeyin. Markette diyelim bir şey bakıyorsunuz. Buyurun size yardımcı olayım. Neye bakmıştınız sorusu asla gelmeyecektir. Ya da uzandınız, bayıldınız, düştünüz kenara, birisi gelip ilgilenmeyecektir. Bu hem kişilik haklarıyla ilgili, bir örnek vereyim size. Çok sağlık durumu iyi olmayan birisini polise gösterdim dedim. Bununla ilgilenir misiniz yoksa ben mi bakayım? Yanına gidip adamdan izin istedi polis, size yardımcı olabilir miyim diye. Adam hayır dedi ve polis döndü gitti. Yani kişinin kendi inisiyatifine bırakıyorlar bunu bile. Almanya'da özellikle şu konuya dikkat edin. Yazışmalarınızda, resmi kurumlarla, ekonomik meselelerinizde kesinlikle yalan söylemeyin. Burada tek yanlış bütün doğruları götürüyor. Sizinle ilgili o güven kırıldığında artık kolay kolay resmi kurumlara karşı bir hakkınız olmuyor. Bir de bu yaptığınız hata gelecek nesillere de miras olarak kalıyor. Yani ırkçılık meselesi biraz da bununla ilişkili. Irkçılık var mı yok mu? Evet var. Dünyanın her yerinde var. Almanya'da da var. Ama bunu
aslında eğer bir milleti belli eden karakteristik özelliklere bürünmüşse bu, adamlar da siz şusunuz, siz şunlarsınız, bunlarsınız diye yaftalayabiliyor. Bunda her milletin, her kişinin, insanın özellikle kendi davranışlarına dikkat etmesi lazım ki bu bir kendine ait topluma mal olmasın. Geriye dönük hesap sorma, bu özellikle maddi konularda oluyor. Yani devlete karşı herhangi bir vergi kaçırma ya da farklı bir duruma girişmişseniz, ki girişmeyin, 15-20 yıl sonra bile bu tespit edildiğinde sizden bunu tahsil ederler. Özellikle bu Almanya-Türkiye arasında veri paylaşımı noktasında yapılan anlaşmadan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar bile oldu. Çünkü adam burada sosyal yardım oluyor, kaçak olarak çalışıyor. Aynı sürede de Türkiye'de dairesi ve arsası var. Şimdi onlar tespit edildiğinden adam ülkeyi terk etti. Böyle birçok aile var. Yani her dönüş yapan için onu demiyorum ama bu son 1-2 yılda müthiş dönüş oldu bu konuda. Ama zannedersem ki Almanya bir şekilde yine onların hesabını soracaktır. Benim çok haz etmediğim bir konu köpek pisliği. Özellikle böyle 2-4 yaşında benim gibi çocuklarınız varsa genelde çocuklar böyle çimlere çıkmak istiyor. Fakat Almanlarda çok çok fazla köpek sever olduğu için akşamları köpeklerini gezdirip böyle çimlerin üzerine köpeklerini, tuvaletlerini yaptırıyorlar. Normalde poşetlere koyup çöpe atmaları lazım. Fakat suistimal ediliyor o da. Onu da hiç sevmiyorum. Bilginiz olsun yani böyle çimlere, her bulduğunuz çime atlamayın. Pislikler olabilir. Güvenlik kamerası konusu, Almanya'da güvenlik kameraları yok. Yani bazı şirketlerin tek tük vardır, bazı belki marketler belirli noktalarda koymuşlardır ama genel itibariyle ne marketlerin ne de böyle büyük işletmelerde kamera sistemi yok. Sokaklarda da yok çok. Bu da şöyle bir sıkıntı oluyor. Hırsızlık yok mu? Var. Almanya'da geçen sene 250 bin bisiklet çalınmış. Bir tanesi de benimkiydi. İşte böyle çalınınca bakıyorsunuz sadece. Hani tespiti noktasında herhangi bir şey kolay kolay yapılmıyor. Ausbildung meselesi, Almanya'da bir yerde çalışmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum karşıda Netto'da. Direkt gidip ben burada kasiyer olmak istiyorum diyemiyorsunuz. Bunun mesleğini almanız lazım. Yani Ausbildung'unu yapmanız lazım. O da işte 1-2 yıl süreyle bitirdikten sonra burada kasiyer olarak çalışabilirsiniz. Birçok işte aynı şekilde Ausbildung yapmanız gerekiyor. Ausbildung meslek eğitimi oluyor. Studium üniversite eğitimi oluyor. Ama bazı bölümler burada Türkiye'deki gibi değil. Mesela diyetisyenlik Türkiye'de üniversite okumanız gerekiyorken diyetisyenlik için Almanya'da bu Ausbildung olarak, yani Almanya'da diyetisyen olmak istiyorsanız Ausbildung yapıyorsunuz. Alışmakta zorlanabileceğiniz bir diğer konu ise ambulans sesi. Almanya'da sürekli olarak ambulans sesi duyacaksınız. Çünkü gerçekten dediğim gibi yaşlı nüfus çok ve insanlar genelde tek kalıyor ve ambulansı arıyorlar tıbbi yardım gerektiğinde. Bu sebepten sürekli ambulans sesi var sokaklarda. Eğer mahallenizde herhangi bir tamir, tadilat, yolda bakım çalışması başlanmışsa ve bu işareti görüyorsanız yine buna da alışmakta çok zorlanabilirsiniz. Çünkü burada çalışmalar hemen bitmiyor, bitmiyor, hiç bitmiyor. O tabela işareti, engelleri koyduktan sonra onlar orada kalıyor ve o şekilde yaşamaya devam ediyorsunuz. Yani çalışmalar gerçekten Türkiye'de kadar bu konuda pratik değil. İnşaat sektörü de aynı şekilde. Tabi bu yine dediğim gibi göreceli, hani Türkiye'deki gibi hızlı yapılıp binaların devrilmesi mi, yolun çökmesi mi, yoksa çok geç yapılıp insanların artık bıkması mı? Hangisi sizin tercihinize bağlı.